Selamlar Aleyküm kıymetli arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler. Bugün nasip olursa dersimizde üslubu istifam yani istifam soru üslubunu göreceğiz. Yani bu derste dikkat edilmesi gereken husus her bir istifam edatının ifade ettiği manayı doğru bilebilmektir. Şöyle kaide bölümüyle Bismillah diyelim, başlayalım. Üslubu istifam, istifam üslubu. İlk önce tanımla başlıyor. İstifam nedir? El istifam. Ve talabül ilmi bir şeyin lem yekun maluma. Malum olmayan bir şeyi bilme isteğidir. Min edevatil istifam, istifam edatlarındandır. Şunlar hel mimi anlamında hemze de aynı şekilde mimi men kim ma ve maza da ne anlamında hel harfun yüselü bihi an muhtevel cümle cümlenin muhtevası yani içeriğinden kendisiyle sorulduğu harftir yani bu hel ile cümlenin muhtevası içeri ve kapsamından soru soruyoruz. Ve cevabı cevabuha ne'am fil isbat. Cümle olumluysa yani olumlu cevap vereceksek bu durumda cevabı ne'am olur. Ve la fil nefi. Eğer olumsuzsa la olur. Bu kuralın örneğini verelim. Bakın olumlu durumda. Helente muvazzafun. Sen memur musun? Naam enem muvazzafın. Yani bu helin cevabında naam veya la'yı isteyeceğiz. Her muvazzafın, la ene Olumsuzda da la'yı söylüyoruz. Virgülü koyduktan sonra mesela burada memur musun diye soruldu. Değiliz dedikten sonra la ile ne olduğumuzu söylüyoruz. Ene mühendisun, ben bir mühendisim. <laughs> Peki. Heli tamamladık. Şimdi hemze. İstifamun bil hemze. Hemze ile istifam soru sorma. Harfun yüz bihi ta lit tasdik. Tasdik için kendisiyle soru sorulan harftir. Ve yakunu cevabuha naam fil ispat. Aynı şekilde bunun da olumlulukta cevabı naam olur. Ve la fin nefi. Olumsuzlukta da la olur. En te sen memur musun? Naam ene, ene muvazzafın. Evet ben bir memurum. Olumsuzluk nefi. E en te Sen memur musun? La ene mühendisin. Hayır ben mühendisim. Bu kullanımda direkt hel ile hemze aynı anlamda kullanılıyor. Yani kullanımları benzer. Peki şimdi bir de hemzenin farklı kullanımları var. Emel istifamun menfiyyu. Olumsuz istifama gelince feyakunu bi zikr edatin nefi nefi edatlarının zikredilmesiyle olur. Yani olumsuz soru. Bu olumsuz soru yani normalde sen öğretmen misin? Evet ben öğretmenim. Sen öğretmen misin? Hayır ben öğretmen değilim şeklinde normal sorduğunuz bir şey. Ama olumsuz olduğunda sen öğretmen değil misin? Şeklinde sorma şekline biz olumsuz soru şekli diyoruz. Tabii ki burada olumsuzluk edatlarını kullanacağız. La, ma, lem, len, le Ne zaman? Badel, hemze. Hemzeden sonra bu olumsuzluk edatları gelecek. Eğer olumsuz soru sormuşsak ve cevabı bunun cevabı bela olacak. Fil ispat olumlulukta yani cevapta olumlu, müsbet cevap vereceksek bela ile başlayacağız. Ve ne'am fil nefi eğer sorulan soruya olumsuz cevap vereceksek naam olacak. Örnek verelim. Elestü bi Rabbikum ben siziniz, sizin Rabbiniz değil miyim? Bunu olumlu cevap vermek istediğimizde cevabımız bela ente rabbune. Tabii ki sen bizim Rabbimizsin. Olumlu, olumsuz da eleste taliben sen öğrenci değil misin? Naam. Yani bu nam aslında ben öğrenci değilim demek. Sen öğrenci değil misin? Naam. Evet ben öğrenci değilim. Lestu taliben ben öğrenci değilim. Ene muallimun ben öğretmenim. Fakat bu bir ta'yin yani bu hemze ile ta'yin de talep edilebilir. Ta'yin demek bakın şu parantez içerisinde izah etmiş. Ta'yinu ahadi şey'eyni evul İki şeyden birisini veya zikredilen şeylerden birisini belirlemeye diyoruz seçenekler var. Onlardan birisini belirlemek için de bu soru şeklini hemzeyi kullanacağız. Bakın eteşra bu emil kahvete çay mı kahve mi içiyorsun? Ve çay mı yoksa em burada yoksa kahve mi içiyorsun? Aslında ne yapıyor bizden istenen? Bu iki seçenekten birisini belirlememiz istiyoruz. Bu durumda eşra bu çay içiyorum diyerek çayı tayin ediyoruz, belirliyoruz. Men istifam edatı, bakın ismu istifam, istifam ismidir. Yüz elu biha anil akıl, akıllı varlıklar sorulur. Kim anlamında? Misal, men ente, sen kimsin? Ene hatice, ben haticeyim. Men enti, sen kimsin? Ene hatice Ma ve ma da ne anlamındaydı? İsme istifamin, istifam isimleridir ikisi de. Yüz el bihime an gayrilak, akılsız varlıklar onlarla sorulur. Men ile akıllı varlıklar, ma ve maza ile akılsız varlıklardan sorulur. Misal, örnek, ma levnu hakibetike, çantanın rengi nedir? Cevap, levnuha esvet, direkt naam veya la yok, ne sorulmuşsa onunla başlıyoruz. Levniha çantanın rengi, onun rengi siyahtır. Mağaza ahmiri ne taşıyorsun? Ahmiri kütüben kitaplar taşıyorum. <laughs> <laughs> İntebih uyarı dikkat et. Tehti edatul istifamı fi bidayetil cümle. İstifam edatları cümlenin başlangıcında gelir. Zira bunların hakkus sadara diyoruz. Yani önde gelme hakkı vardır. İntebih, yine dikkat et. El-Hemzet, Hemze işte pardon. El-Hemzet, Hemze ve Hel harfan. Bu ikisi Hemze ile Hel harftir. Ve bakigetü edevatil istifam esma'un kalan istifam edatları ise işte, kıymetli arkadaşlar isimdir. Burada bir taktik var. Yani uygulayalım. Hem nasıl soru soruluyor, nasıl cevap veriliyor? o açıdan önemli. Mesela birisine soracağız diyoruz ki Helente muvaddafun sen bir memur musun? Evet olumlu cevap verecekse Naam ene muvaddafun Evet ben bir memurum olumsuzsa La dedikten sonra ne ise konu söylüyoruz Ene mühendisim ben bir mühendisim Ezehebdeli ziyaratı ceddike Dedeni ziyaret için gittin mi? Naam zehep ziyaret etti. Evet, dedemi ziyaret için gittim. La ma zehep dedi etti. Dedemi ziyaret için gitmedim. Mazi fiili zaten biz olumsuz yapmak istediğimizde başına ma getirmemiz yeterlidir. Eleste taliben sen bir öğrenci değil misin? Bakın olumsuz soru şekli demiştik. Leyse la ma gibi olumsuz edatlardan önce hemzeyi kullanıyoruz. Bunun Cevabı olumlu olacaksa bela olacaktı. Bela ene talibun. Evet, tabii ki ben bir öğrenciyim. Nam dediğimizde ise sen bir öğrenci değil misin diye sorduğumuzda evet ben bir öğrenci değilim. Ene lesü taliben. Ben bir öğrenci değilim. Ene muallimun. Ben bir öğretmenim. Diğer bir istifamet edatının kullanıldığı cümle. Maza tersumun ya Ali. Ey Ali ne çiziyorsun? Ersumu medreseti okulumu çiziyorum. Mesmi uktikil suğra küçük kız kardeşin adı nedir? İsmi Uhti Suğra Meryem, küçük kız kardeşimin adı Meryem'dir. Men haraca minel beyt, evden kim çıktı? Selman haraca minel beyt, Selman evden çıktı. Evet, konu az çok anlaşıldı. Şimdi alıştırmaları çözelim. Cabirun haza em saydı. Zaten em varsa arkadaşlar hatırlarsanız tayin birisini belirlememiz isteniyordu. Orada da hemze kullanıyordu. Ecabirun haza em sayidun. Bu ee, cabir midir yoksa Said midir? Hayır. Bir diyeceğiz ki haze saydu veya haze cabiru şeklinde cevabı gelecektir. Tef'alu fi uttatu Hafta sonu taletinde yapıyorsun. Tabii ki maza bu. Maza tef'alu fi Hafta sonu tatilinde ne yapıyorsun? Böyle bir durumda bu ilel karyeti. Li ziyareti ceddi diyebilirsiniz. Dedemi ziyaret için Özdemir ziyaret için köye gideceğim. Men müellifü hazel kitabı. Bu kitabın müellifi kimdir? Müellifü hazel kitap, Üstad işte Ahmet Turan Özdemir. Bu kitabın müellifi Üstad Ahmet Turan Özdemir'dir. Arkadaşlar bakın ra'yün kelimesini kullandı. Ma ra'yü ke Bu konudaki görüşün nedir? Hangi konuysa onunla ilgili görüşünüzü beyan edeceksin. Mesela aile meselesi ise dersin ki işte el usratu işte fil islami mesela veya el usrati mühimmun fil İslam'ı diyebilirsiniz. İslam dininde aile meselesi gerçekten önemlidir. Semiyat el akbara el yeme. Hemen hedi getireceğiz. Hel semiyat el akbara el yeme. Naam semiyat akbara yeme. Evet. haberleri seyrettim. Veya ma semiyat akbara el yeme diye ma ile olumsuz da yapabiliriz. Bakın olumsuz soru şekli. Emsi dediği için. Dün demiş bakın. Biliyorsunuz şu lem fiilin başına girip ve mazi manasını sağlardı. Elem tüsafir ile İstanbul'a emsi. Dün İstanbul'a git, gitmedin mi? Cevabı neydi? Bela. Değil mi? Gittiyse olumlu cevap vereceğiz e, ama yok git, git gitmedim demek istiyorsan ne diyeceksiniz. Evet diğer alıştırmaları geçiyoruz. Şurada irabını yapalım. Bu konuyu bitirelim. İrabul istifam. istifamın irabı. Hel beytüke garibun. Senin evin yakın mıdır? Hel harfu istifamin istifam harfidir. Beytüke müptedeun merfuun ve alamet refi addamme müptedadır. Merfudur ve ref alameti dammedir. Damiru muttasunun kenedir. Damiru muttasunun bitişik zamirdir. Mebniyun fi mahalli cer muzafine, ney? Ahallen mecbur ney. Hatırlarsanız isimlere birleştiği zaman bu muttasız zamirle muzafine oluyordu fiillere bitiştiği zaman mefhulün bih oluyordu. Garibun haberdir tabi ki. Beytun kelimesinin haberi merfudur haber ve alamet refiyat damel alameti dammedir. Evet. de sizler yaparsınız. Ben tercüme edeyim. Etüsafir bil hafileti otobüste mi seyahat ediyorsun? Men yeskun gün fisse camiyi, kim üniversite yurdunda kalıyor şeklinde bunları da irap edebilirsiniz. Çünkü ayet-i de okuyalım teberrüken. Bakın hikmeti ders dersin, hikmeti diyelim. Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen kimselerle Lezine yalemun bilen kimseler ve Lezine yalemun bilmeyen kimseler bir olur mu? Tabii ki burada Allahu Teala bizlerden cevap beklemiyor. Yani bu kesinlikle bir olmaz anlamında bir istifam, istifamdır. Ee, buna belagat ilminde özellikle istifamın kullanıldığı anlamlardan bahsedilirken. Onlardan bir tanesi takrirdir. Yani ayette ifade edilen bilgiyi karşı tarafa zihne yerleştirme ve kabul ettirme anlamındadır. Yani bilenlerle bilmeyenler kesinlikle bir değildir anlamındadır ayet. Evet kıymetli arkadaşlar bugünkü dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.